Evet, son zamanlarda sosyal medya üzerinden meydana gelen dolandırıcılık fiilleri çok yaygınlık kazandı. Özellikle ağır ceza mahkemelerinin iş yükünün önemli bir kısmını sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık dosyaları oluşturmaktadır. Sosyal medya üzerinden tanınmış alışveriş sitelerinin reklamını, onların amblemini, logosunu kullanmak suretiyle sanki o alışveriş sitesinden bir ürün satılıyormuş gibi öncelikle bir reklam yapılır. Buna denk gelen vatandaş öncelikle sosyal medyadaki ürünün fiyatına bakar ve gerçek piyasadaki değeri üzerinden değil de daha alt seviyeden bir rakam üzerinden satıldığını görünce buna talip olur. Zaten dolandırıcıların en önemli kozu da budur. Yani piyasada örneğin bir ürün şu fiyata satılıyorsa sosyal medya üzerinden daha az bir rakama satıldığı şeklinde bir ilan verilir. Bunu gören mağdurlar buna kanarak o telefon üzerinden iletişime geçerler. O telefon da daha ziyade yabancı uyruklu kişiler adına alınmış olan telefonlardır. İrtibat sağlandıktan sonra bir IBAN numarası karşı tarafa gönderilir. Karşı taraf da IBAN'a para yatırmak suretiyle dolandırıcılık fiilinin mağduru olur. Şimdi bu son zamanlarda epey yaygınlık gösterdi. Gerçekten de vatandaşlar parayı gönderdikten sonra artık muhatabı görmüyorlar. İlgili telefon numarası da zaten hemen kapatıldığı için iletişim kurabilecekleri bir alan da olmuyor. Bu haliyle vatandaşlar ciddi anlamda mağduriyet yaşamışlardır. Şimdi tabii burada bir güven oluşturulmak isteniyor öncelikle. Mesela piyasada hiç marka değeri olmayan, hiç tanınmayan herhangi bir şirket üzerinden bir reklam ilan verilirse karşıdaki kişi buna güvenmeyebilir. Ama daha ziyade bakıyorsunuz gerçekten de piyasanın reel sektörün önemli bir kısmını elinde tutan firmalar üzerinden daha çok ilan yapılmaktadır. Haliyle vatandaş da bu ilana güvenmek suretiyle IBAN numarasına para göndermektedir. Yani daha ziyade dolandırıcıların başvurdukları yöntem tanınmış olan alışveriş siteleri üzerinden ilan vermek ve bir cep telefonu üzerinden iletişim kurmak suretiyle de paranın IBAN'a gelmesini sağlamaktır. Vatandaşların özellikle şuna dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal medyada gerçekten de önemli ölçüde ilanlar var. Vatandaş bu ilanlara kanmayacak. Vatandaş eğer bir ürün satın alma ihtiyacı içerisindeyse firmanın kendisini bizzat aramak suretiyle, onların sitelerine talebini, teklifini göndermek suretiyle bir iletişim kurmaları gerekmektedir. Yani ilgili alışveriş sitesinin başvuru portali dururken sosyal medya üzerinden gelen ilana itibar etmemek gerekiyor. Bir kişi eğer bir ürün satın almak istiyorsa alışveriş sitesinin resmi başvuru sitesi üzerinden bir müracaatını yapması gerekmektedir. Diğer taraftan da ürünün fiyatına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi alışveriş sitesinin kendi sitesinde ürünün fiyatı neyse onu görüp ona göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Ama dolandırıcılar daha çok o ürünün fiyatı üzerinden değil de yarı fiyatı üzerinden bir teklif vermek suretiyle vatandaşın olurunu almak istemektedirler. Yani özellikle vatandaş burada alışveriş siteleri üzerinden bir alışveriş yapmak istiyorsa sitenin kendi sitesi üzerinden bir müracaat yapması gerekiyor. Sosyal medyaya düşen reklam ve ilan üzerinden yürüyerek alışverişi gerçekleştirmemesi gerekiyor. Kişi dolandırıldı, parasını kaptırdı. Burada ilgili savcılıklara başvurulmak suretiyle bir soruşturma başlatılması gerekmektedir. Ve soruşturma başlatıldıktan sonra da savcı hem mağdurun ifadesini almakta hem de o telefon ve IBAN üzerinden yürüyerek IBAN ve telefonun kime ait olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Ama dediğim gibi IBAN'lar daha ziyade Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde çıkarken telefonların yabancı şahıslar adına kayıtlı olduğu görülmektedir. Paralar IBAN'a girdikten sonra IBAN sahibinin hesabı olmadan kripto hesaplara geçmekte ve oradan da yurt dışına transfer edilmektedir. Dolayısıyla yurt dışı ayağı da şu anki mevcut pratiklere göre yani savcılıklar ve mahkemeler tarafından bulunabilen bir sonuç değildir. Bu bakımdan
mağdur olan kişiler, parasını kaptıran kişiler savcılıklara başvuracaklardır. Savcılık da bir soruşturma açacaktır. Soruşturmanın sonunda da zaten failler ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktadırlar. Bunun da Türk Ticaret Kanunu karşısındaki yeri bilişim sistemlerinin ve banka sistemlerinin kullanılması suretiyle meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçudur. Cezaları da oldukça ağırdır. Mağdur olan vatandaşın vakit kaybetmeden ilgili savcılıklara müracaat etmeleri gerekmektedir.